yapmaya. Ama Ispartalıyım, önce onu söyleyeyim. Hala Isparta'da yaşıyorum. Lisans eğitimi benim endüstriyel tasarım üzerine İzmir'de Ekonomi Üniversitesi'nde tamamladım. Yüksek lisansım grafik tasarımda, sanat ve yeterlik doktora dediğimiz eğitimi de sanat ve tasarım alanında tamamladım. Sakarya Üniversitesi'nde ve Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi'nde ikisinde birden araştırma görevlisiyim. Çünkü görevlendirildim Isparta'ya. Öyle eğitimle ilgili bu araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. İki çocuğum var. Çocuk kitaplarıyla ilgileniyorum diyeyim. Yakın İlgileniyorum diye zamanda da söyledim. bir Çok kitabınız fazla, çıktı. aynen, çok fazla iddialı olmak, fazla beylik konuşmalar yapmak çok hoş olmuyor genelde bu tarz platformlarda. Seviyorum çocuk kitaplarıyla ilgili vakit geçirmeyi seviyorum. Böyle yeni yeni de güzel etkinlikler olmaya başladı. Daha çok insanla tanışıp ben de yeni şeyler öğreniyorum. İnşallah birbirimizden. Seste sorun var demişler. Benim sesim mi? Hocam, Nasıl? veri bandıyla alakalı, Biliriz. internet hızıyla alakalı sorunlar olabiliyor. Yine yazarlarsa ben, yani bizim altyapımız iyi ama hocalarımızın altyapısıyla ilgili bir sıkıntı olabilir. İyi ses diye yazanlar da Tamam, iyi olmuş. yazmışlar. Tamam. Yine herhangi bir soruda yazsınlar, çözüm yapabileceğimiz bir şey olursa çözeriz. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler hocam. Şöyle yapalım, ben galeri modunu alayım, sizi pin yapayım. Öyle birlikte sohbet ederek devam edelim. Müsait olanlar da Tamam. kameralarını ve seslerini açarlarsa çok sevinirim. Ben çok mutlu olurum birlikte sohbet edersek. Ben çok düşündüm bu atölyelerin içeriğiyle ilgili ne yapabiliriz diye. İşte yazıyoruz, çiziyoruz onunla ilgili ama bir başlangıç yapmak gerekiyor ve yazarların çocuk kitabı edebiyatında da çok ünlü bir söz var. Çocuk gibi düşün, yetişkin gibi yaz diye. Oradan yola çıktık. Önce bir çocukmuş gibi düşünelim. Çocukmuş gibi nasıl olur? Öyle bir başlayalım diye. Sonra her iyi akademisyen gibi slayt hazırladım size. Demeyeceğim, şaka yapıyorum. Slayt yok. Şöyle başlayabiliriz. Benim çok takdir ettiğim Necdet Neydin, duymuşsunuzdur belki. Hocamın bir şeyi var. Çocuk edebiyatından bahsetmek istiyorsak önce şunu netleştirmeliyiz diyor. Çocuk nedir diye mi soracağız yoksa çocuk kimdir diye mi soracağız kendimize? Yani çocuk nedir deyip bunu bir nesne olarak mı tanımlayacağız çocuğu? Yoksa çocuk kimdir deyip onun da bir birey olduğu, kendine has özellikleri, kendi bir birey olarak sahip olduğu şeylerin üzerinden mi edebiyatı konuşacağız? Önce bunu netleştirmek lazım diyor. Bence son zamanlarda çocuk nedir'e doğru hızla bir kayış var gibi. Aslında hani belki günümüz yani dışarıdan bakıldığında evet çocuğu birey olarak kabul ettiğimizi varsayıyoruz ama pek öyle olmadığını düşünüyorum ben. Benim Çocuk kızlara ben edebiyatı... böyle. Pardon. Bana değil galiba. Yani şöyle, bunu tanımlarsak çocukluğu 18 yaşa kadar olan insan yavrusu olarak tanımlıyoruz. Ama hepimiz 18 yaşında çocukluğumuzu tamamladık diyebilir miyiz? Ne zaman yetişkin olduk? Ya da 18 yaşından önce yetişkin olmuş olanlar olamaz mı içimizde? Neye göre tanımlıyoruz bunu? Bu biraz böyle kalıplara sokmak bana çok mantıklı gelmiyor. O yüzden bunun üzerine de konuşmak istiyorum. Yine varsa hocalarım siz de fikrinizi söylerseniz bu konuda ekleyeceğiniz bir şey varsa yok hayır olmaz yanılıyorsunuz da diyebilirsiniz. Sonuçta pedagojik olarak daha belki benden bilgilisinizdir. Ama ben edebiyat konusunda yanlış bir sınıflandırma olduğunu düşünüyorum. Sadece şöyle bir şey, çocuk olduğumuzu çabuk unuttuk gibi geliyor. Ne zaman çocuk olduğumuzu. Yani bir 10 sene önce benim de başımda o yerler esiyordu. Hala ne zaman unuttuk, ne zaman yetişkin olduk bunu bir netleştirmek lazım. Çocuk kimdir bunu da bir netleştirmek lazım. Örneğin mesela şöyle sorayım ben hocalarımdan Gülcan hocama sorayım mesela Gülcan hocam. Size sorayım. Örneğin anne misiniz? Çocuğunuz var mı? Evet, anneyim. İki kızım var. Diyelim ki çocuğunuza bir kitap çok beğendiniz. Benim bazen oluyor. Alıyorum. Aa, bu kitap harika. Çok güzel olacak. Bakın çocuklar size şimdi bunu okuyacağım. Ne güzel. Ama çocuk o kitabı sevmedi o an. Evet. Ne yaparsınız mesela hocam? Ne yapmak gerekir sizce? Birincisi zorlamam. Çünkü ben derslerde de sınav olmasına çok karşıyım. Edebiyat sevgisini öyle aşılanmayacağını düşünenlerdenim.
İkincisi, kitaplar üzerinde genel konuşma kültürünü geliştirmiş olmalıyım o döneme kadar. Böyle bir olay ortaya çıktığı zaman da söz konusu olduğunda neden sevmediği, benim neden sevdiğim üzerine bir tartışma açarak yargılamadan sohbet edebiliriz o konuda. Sohbet bizi nereye götürürse diye düşünüyorum şu an. Hani yaptığım şeyden yola çıktım ama yaratıcılığımı konuşturamadım. Yok, estağfurullah. Ben sizin fikrinizi sordum. Ben de çok yakın bir şey düşünüyorum. Ben o kitabı hatta üzerine bile konuşmam. Bırakırım diye düşünüyorum. Neden? Çünkü biraz önce söylediğimiz sebepten dolayı. Çocuk bir birey ve onun seçme hakkı olmalı. Bence zaten çocuk edebiyatının bu noktada bu konusundan bahsetmeliyiz. Yani çocuğa evet edebiyatı sevdirmeliyiz, tanıştırmalıyız ve ona seçme hakkını, yani her çocuk biricik evet ve seçim yapabiliyor olmalı. İyi kitap, kötü kitap diyoruz ya, ya da nitelikli diyoruz. Evet, bize göre nitelikli ama çocuk onu sevmedi. O zaman sevmeme ve beğenmediği kitabı gerçekten yarıda bırakma hakkını ona tanımalıyız. O özgürlüğü vermeliyiz diye düşünüyorum ben. Edebiyat, yani nitelikten bu konuda. Evet, tamam, çocuk gibi düşüneceğiz. Biraz sonra onunla bahsedeceğiz. Tam çocukların özelliklerinden nelerdir? Genelle yaydığımızda nelerden bahsedebiliriz? Bakacağız. Ama işte bu son zamanlarda çok bu listeler hazırlanıyor. Evet, yaşı var çocukluğun, yaşı yok çocuk annem. İnşallah hocam. Ayşe Günsel hocam bir şey söylemiş. Ben bu arada bakayım mı yazılara hocam, sonra bakarız. Hocam, Alican hocam el kaldırıyor. Söz almak tamam. İster Alican hocam. Buyurun hocam. Memnun olurum hocam. Hocam çocuklukla ilgili bahsederken orada aslında yani her insanın içinde, bir arkadaşımız yazmıştı, her insanın içinde hala bir çocuk var. Aslında biz eğer gerçekten içimizdeki çocuğu öldürmemişsek, onu yaşatabiliyorsak, bunun çok büyük bir şey olması lazım bizim yetişkinler için. Rahmetli Doğan Cüceloğlu hocamızın hatta içimizdeki çocuk diye bir eseri vardı. Aynen, o bize öyle. Çok büyük anlamda onu rahmetle anmak gerekiyor burada. Saygıyla ve rahmetle. Çok sevdiğimiz hocalarımızdan biriydi. Şimdi çocuk tabii ki kitap seçiminde baktığımız zaman o çocuk gerçekten kitap seçmeye giderken, hatta çok öneri olarak mesela bunu çocuğun kendisiyle birlikte gidildiği zaman, yani o daha anne karnından itibaren aslında bilim adam insanlarının bu konuda belirli düşünceleri var. Deniliyor ki işte anne hamile olmadığı dönemden itibaren bile, hani o sesli okuma, hamilelik döneminde müzik, sesli kitap okuma olayını bile çocuğun hafızasını geliştirdiği, bununla ilgili yapılan bir takım araştırmalar var ve bunların ikisi arasında karşılaştırma yapılmış, iki farklı gruba uygulanmış ve bunların sonuçlarına baktıklarında gerçekten o hamilelik döneminde de okuma yapan, işte sesli okuma yapan, işte yapan ailelerin çocukları daha ileriki aşamalarda da, erken çocukluk döneminde ve daha sonraki süreçte kitaplarla haşir neşir olmaya başladıklarında da anne baba bu konuda rol model olabilmişlerse, bu eğitimciler için sadece değil, normal ebeveynler olarak da düşündüğümüzde, bir kere anne babanın kitap okumayı sevmeleri gerekiyor. Yani kendileri kitap okumayı sevmeyen bir ortamda çocukların biz kitap okumayı sevmesini bekliyoruz. Öğretmenin kendisi, yani bu baktığımızda bizim mesleğin içerisinde de maalesef tükenmişlik sendromunu yaşayan arkadaşlarımız var. Yani biz bunu istesek de istemesek de birçok yerde karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi bunların hepsini bir bütün olarak düşündüğümüzde kitabı sevdirebilmek için, kitabı bir kere tırnak içinde toplumsal olarak da tehlikeli bir nesne, tehlikeli bir obje olmaktan da çıkarmak gerekiyor. Yani bu ülkede öyle zamanlar oldu ki kitapların yakıldığı dönemler oldu, toplatıldığı dönemler oldu. Biz bunları yaşadık. Ben bunları zaman oldu hocam onlar. Yani bunlar yaşandı ve kabul edilebilir tarafları var mı? Yok. Halbuki yani bir bütün olarak her türden eğitim aracı olarak kullanılabilecek, çocukların ufkunu geliştirebilecek, dünyaya açılmalarını sağlayacak yayınların çocuklarla baştan itibaren haşır neşir olmaları gerekir ki küçük yaşlardan itibaren biz eğer onlara rol model olabilirsek zaman içerisinde onlar seçme bilinci de gelişecektir. Çocuğun mesela hocam, kitap alışverişine mi götürür? Çocuk edebiyatı çocukları götürmemiz bence lazım. Kendisi okul seçsin. Öncesi zaten başlangıcı. Çocuk edebiyatı okul öncesinde başlar. Zaten okuldan sonra çok aileye bir şey pek düşmüyor. Yani onu sevdirebilmişse eğer o yani çocuğu edebiyatla tanıştırmak bence okul öncesi dönem zaten. Çocuğu edebiyatla tanıştırdıysak zaten ona sonrasında bir şey yapmaya çok da gerek olmuyor. Yani sevdirebildiysek, tanıtabildiysek. Zaten onlarla ilgili konuşturduğumuzda da o çocuklar gerçekten o dünyaya, mesela diyelim ki bir öyküyü okuyorsunuz bir yerde durdunuz.
işte onunla konuşmaya başladınız o öyküyle ilgili, işte oradaki kahramanlarla ilgili. Çocuk öyle güzel, hayal dünyaları o kadar güzel, o kadar gelişmiş durumda ki. Yani ondan bir anda çok farklı hikayeler türetebiliyorlar. Kesinlikle. Bu müthiş bir şey yani. Aynen, kesinlikle. Teşekkür ederim. Ve şöyle bir şey var. Dediğiniz gibi onların dünyası o kadar geniş ki, hani hep denir ya, çocuk edebiyatı hep yalın olmalı, anlaşılır olmalı, basit olmalı. Ama bu demek değil ki manasız olmalı. Yani çocuklar basit olsun, içinde hiçbir şey olmasın. Yani çocuğa üstten bakan, çocuğu hor gören. Aynen. Böyle bir edebiyat bence kabul edilememeli, edilmemeli. Kesinlikle kabul edilecek bir şey değil, evet. Hiçbir anne baba da çocuğunu buna maruz bırakmamalı bence zaten. Doğru. Yani gayet de güzel anlıyorlar. Belki anlamıyorlar ama içlerinde yer ediyor. Zaten çocuk edebiyatının amacı bir çocuğa bir şey öğretmek olmamalı. Akademik eğitim ayrı bir şey, edebiyat ayrı bir şey. Yani zaten ben zaten edebiyatın çocuk ya da yetişkin diye ayrılmasına da şöyle tercihler olabilir. Yani çocuğuma bunu okutmak istemiyorum. Atıyorum çocuğuma ben bundan, şu konudan, savaştan bahseden kitap okutmak istemiyorum diyebilirsiniz. Bu bir tercih olabilir. Ya da çocuk ben bundan etkileniyorum, okumak istemiyorum diyebilir. Ama bunun bir ayrımı yok bence. Yani bunun yaşta ben yok. Anlarlar. Zaten bizim amacımız onlarda bir duygu oluşturmak, duygu değişimi oluşturmak. Yani kesinlikle amacımız öğretmek değil. Hani yine eğer benim kitabım üzerinden konuşmak gerekirse, ben işte çocuklara ben kilimle ilgili bilgi vereyim. Bakın çocuklar, bu kilimdir. Bu da işte eli belindedir. Kadın soyutlamasıdır gibi bir şey zaten veremem. Ben kendi çocuklarıma bile bu konuyla ilgili hiç konuşmamıştım. Kitaptan sonra konuşmaya başladılar. Aa anne kitap vakit gibi değil mi diye. Yani bu çok çocuğa fazla yukarıdan bakmak olur. Gerçekten dönüp hatırlamamız lazım kendi çocukluğumuzu. Öyle bir şey değildi. Yani ben çok fark göremiyorum açıkçası o yaştaki benliğimle şimdi benliğim arasında çok bir fark göremiyorum. Belki bu benden kaynaklıdır, bilmiyorum. Her şeyi öğrendim, her şeyi bildim, açtım gibi bir şey yok. Hala dediğiniz gibi bir yanımız çocuk. Hani şimdi sorsam mesela işte kaçınız sümük yediniz diye, eminim hepiniz unutmuş olabilirsiniz. Ama kaçınız zile basıp kaçtınız komşularınızın desem, çoğunuz onu hatırlayacaksınız. Yani biraz dönsek aslında çok uzak şeyler değil, hepimizin yaptığı şeyler. Yani hepimiz benzer hareketleri yapıyorduk. Ya belki ben yine bir 10 sene sonra ya da belki birkaç gün sonra dönüp baktığımda bu yayını dinlediğimde ya ne kadar salak konuşmuşum diyeceğim belki. İnsan onu yapıyor geçmişte. Belki de 3-10 yıl yaşayamayacağım, onu da bilemem. Böyle de bir şey var. Yani o yüzden çok geçmişimizi, çocukluğumuzu unutmamak lazım. Bir dönüp bakmak lazım. Bu şey gibi, bu seçimle ilgili tekrar söylemek istiyorum çocuklara. Seçme hakkı dedim, arada kaynadı. Biraz onun şey gibi olduğunu düşünüyorum ben. Açık büfe yemek gibi olduğunu düşünüyorum. Açık büfe bir otele gideriz ya da bir lokantaya gideriz. Doldururuz sabah her şeyi. Doldururuz. Çok fazla böyle hepsinden koyarız. Sonra böyle midemizi bulandırır o bizim. Yani kaliteliyi seçmeyi öğrenmek lazım. Bunun için de çocuklara da bir şans vermek lazım. Kendileri seçsinler. Bırakın sevdiklerini okusunlar. Sevmediklerini bıraksınlar. Yani brokoliyi sevmiyorsa yemesin. Sonuçta damak tadı da değişen bir şey. Muhtemelen edebiyatın damak tadı da değişen bir şeydir. Zamanla değişir. Çünkü zaten 10 yaşında okuduğumuz şeyden aldığımız duyguyla aynı kitabı 25-30 yaşında okuduğumuzda ya da 50-60'da okuduğumuzda aldığımız tat da farklı. Muhtemelen o da öyle olacaktır. Çocuklara güvenmek lazım diye düşünüyorum. Hani şimdiki devir farklı. Z kuşağı vesaire gibi sözler çok da hoş değil. Dediğimiz gibi biz de yapıyorduk aynı şeyleri belki. Çok unuttuk. İşte o Sevdap hocam, konuştuğumuzdaki bir konu aklıma geldi siz böyle deyince, hani onu çocuklara bırakmak gerekiyor deyince, biz Sevtap hocamla ilk görüştüğümüzde atölyelerden bahsetti. Sadece okul öncesi anlamında atölyeler yapmıyor, aynı zamanda ilkokul öğrencilerine de atölyeler yapıyor Sevtap hocam. Şöyle konuşmuştuk işte, o çocuklara, ilkokul üzerindeki çocuklara hocamızın kitabı olan Ayşe'nin Kilimleri, işte oradaki bir hüzünlü bir şarkı, bir ağıt belki de dinletildiği zaman çocukların hüzünlendiği, hatta benzer hislerle birlikte duygulandıklarından bahsedildi. Evet, işte alfa kuşağı, z kuşağı diyoruz ama hissiyat değişmiyor gerçekten. Ne düşündünüz dediğimizde istisnasız hepsi dedemi hatırladım, ninemi hatırladım. Sebebini bilmiyorum ama içime bir hüzün geldi. Yani
Çocuklar aslında artık bu genetik miras mıdır, maruz kalma mıdır? Aslında kültürümüzü alıyorlar. Belki işte bunu bize yansıtamıyorlar ama içlerinde var oluyor. Yani ben de belki çok uzun süre öyle değildim. Lisedeyken rock müzik dinliyordum ama doktora aşamasındayken işte kendi yörük ailemi anlatan kimlerle ilgili bir küçük hikaye yazdım. Yani bu değişebilen bir şey. Onlara bir fırsat vermek, şans vermek gerek diye düşünüyorum. Hocam aslında o sayfa eğer kitap yanınızdaysa öğretmenlerimize tanıştırmış olalım. O sayfayı paylaşırsanız Ninesi'nin kısmı. Ninesi'nin evet olduğu sayfayı. Gerçekten o hüzün okunuyor yüzlerden bile çizimlerde. Ninenin türkü söyleyişi. Şöyle diyor. Ara sıra Ayşe'nin ninesi bir türkü söylerdi yanık sesiyle. Ayrılık, yoksulluk ve ölümden bahseden bir türküydü bu. Ağlardı kadınlar bu türküyü dinlerken, Ayşe nedenini anlayamazdı. Malum biliyorsunuzdur Türkiye'yi. Karacaoğlu'dan. Sonunda da var. Orayı da göstereyim mi? Sürprizi kaçıyor ama kitabım. Bu da son sayfası. Burayı da okuyayım. Bir gün Ayşe de geçti tezgahın başına. Onun da ilmek ilmek renk renk anlatacağı hikayeleri vardı çünkü artık. Ve bir türkü söylüyordu Ayşe gözleri dolarak. Ayrılık, yoksulluk ve ölümle ilgili bir türküydü bu. Şimdi aslında şöyle de bir şey var. Bazı şeylerin idrakı için bu konuda ben eleştirildim. Ya işte nasıl şey ölümden bahsetmiş kitapta, çocuk kitabında. Türküden bahsettim ben. Bu türkü var. Bu türküyü ben küçükken dinliyordum. Anlamıyordum. Ne böyle bağırınıyor uzun uzun. Ne yani bundan ne anlıyor? Babam çok severdi. Neşet Ertacı. Ne anlıyor acaba diye. Ben de 2 yıl önce babamı kaybedince o türküyü dinlerken duygum değişti. Muhtemelen Ayşe de bu şekilde büyümüştür diye düşünüyorum. Aslında bir büyüme hikayesi, bir kadın olma hikayesi. Ama tabii bunu çocuklar bu şekilde algılamıyor olabilir. Benim anlattığım buydu. Dediğim gibi işte yani edebiyatı neye göre ayıracağız? Yaş gruplarına ayırıyorlar. Yani o zaman birçok yetişkini Narnia günlüklerinden, işte Harry Potter'dan mahrum bırakıyoruz biz. Okuyamazsınız diyoruz. Bunlar çocuk kitabı. Ama bende de bir duygu oluşturuyor. Ya da bir yetişkin kitabı ben çocukluğumda Yaşar Kemal okuyordum ve bende bir duygu oluşturuyordu çocukken. Maalesef ben Ömer Seyfettin'i de okudum çocukken. Bilmiyorum var mı? Yani Ömer Seyfettin'e evet çok saygı duyuyorum. Çocuk edebiyatı olarak bana okuttular. Yani ben çok büyük travmalar yaşadım. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda ama Bombayı okumuştum. Çok küçüktüm. Ablalarımın kitabıydı. Almıştım. Kaşığı yazmış bir hocam. İlk cinayet. Yani evet bir duygu oluşturdu. Oluşturmasını istediğimiz duygu eğer oysa. Yani bu dediğim gibi bu tercih edilebilir. Tabii ki bu anne babanın da haberdar olması lazım. Geçen yıl mıydı? Bir kitap toplatıldı. Hatta yazarı ya evet tamam ama yani o yazar evet onu yazmış oraya da yayın evi de basmış. Bizler de anne baba olarak almış çocuklarımızı. Okutmuşuz o kitabı yani. Şimdi bir haberdar olmak, bir bakmak lazım çocuğum bunu okuyor ama şimdiki dönemdeki bu tablet olayı gibi benim çocuğum evet oyalanıyor orada ama ne izliyor acaba? Yani bakmıyoruz. Ha kitap okuyor iyi güzel güzel okusun ama ne okuyor çocuk? O da var. Evet hocam bu noktada aslında şöyle değerlendirmek lazım. Sürekli Gülsüm hocam sizin elinizde gördüm söz hakkı vereceğim. Önceden çocuk kitapları, çocuk edebiyatı diye çok genel bir terim ve kavram kullanırdık. Şu anda artık yavaş yavaş ben herkesin dilinde nitelikli çocuk edebiyatı eseri kavramını duyuyorum. Bu çok hoşuma gidiyor aslında çünkü gerçekten çocuğa bize eğitime ne katacak bunlar bizim için çok önemli. Dediğiniz noktadaki hassasiyet de çok önemli. Evet, yazar yazmış olabilir, yayın evi basmış olabilir. Çünkü çok farklı kaygıları var. Ama bizim öğretmen, eğitimci ve ebeveyn olarak, hatta bazen hediye alan kişi olarak, toplumdaki herhangi bir kişi olarak konumumuz çok önemli. O
Edebi eseyi nasıl değerlendirdiğimiz çok önemli. Çok güzel bir nokta oldu bu noktada açıkçası katkı sağlamak açısından. Birisi şöyle bir şey yazdı. Öğretmen için olduğumuz çok şanslıyız. Seda Hocam. Evet. Ben de mesela çocuk kitapları hep çok seviyordum. Kendimi ne zaman boş bulsam bir yerde çocuk kitabı okurken ya da bir şeyler çizerken. Zaten meslek olarak da aslında endüstriyel tasarımcıyım. Dediğim gibi asıl işim değil. Sırf bu yüzden bu tarafa yöneldim. Buluyordum ama şöyle bir avantaj oldu. Anne olduktan sonra ben de çocukları kullanarak bol bol çocuklara kitap alıyorum. Çocuklara yeni kitap aldım diyerek onları bahane edip kendime bol bol çocuk kitabı alıp okuyabiliyorum. O da güzel. Öğretmen olmak da muhakkak etkilidir. Daha da iyi işimi yapıyorum demek. Gülsüm Hocam el kaldırmıştı. Hocam hala konuşmak ister misiniz? Tabii seve seve. Herkese merhaba. Ben çocuk gelişimi eğitimi alan öğretmeniyim. 5 yıl anaokulunda çalıştım. İşte yaklaşık da 17 yıldır da çocuk gelişimi meslek sesinde öğretmeniyim. Şimdi bizim verdiğimiz derslerde, alanımızda, öğrencilerimize ve bizler öncelikle kaliteli hani kitap derken nasıl seçecekler, neye göre seçecekler? Örnek kitaplarla beraber derslerimizde bunu okutuyoruz. Bizzat kendi örnek kitaplarımızı da getiriyoruz ve şu seçimi yapmalarını bekliyoruz artık onlardan. Hem içerik olarak hem boyut olarak, görsel olarak ve çocuğa uygunluk bakımından yaş ve gelişim seviyesine uygun olmasını özellikle istiyoruz ki gerçekten artık son yıllarda inanılmaz güzel kitaplarımız var çocuk gelişimi adına. 0-6 yaş grubundan özellikle bahsediyorum. Gönül rahatlığıyla diyorum ki çocuklar, hatta artık dezavantajlı çocuklara yönelik anlatan gerçekten çok anlamlı hikayeler, masallar var. Eskiden o dinlediğimiz Kırmızı Başlı Kız, Kül Kedisi, artık onlar yok. Gerçekten onların da içerikleri farkındaysanız hatta değiştirildi. Artık daha anlamlı mesajlar geliyor çocuklarımıza. O yüzden biz her zaman altını çizdiğimiz nokta hem ben velilerime de anaokulunda çalışırken onu söylüyordum ve öneride bulunuyordum. Yaş ve gelişim seviyesi çok önemli. Bir de az önce sizin bahsettiğiniz gibi yine çocukları da oyuncak seçerken de öyle, kitap seçerken de öyle. Bir kitap evine gittiğimiz zaman artık görüyorsunuzdur artık sınıflandırıldı. Eskiden öyle değildi. Küçük yaş grubunun ayrı bir alanda, büyük yaş grubunun ayrı bir alanda. Hatta artık masa ve sandalyeler var. Yani çocuklar ebeveynleriyle beraber oturup hep beraber inceledikten sonra çocuğun tercihi olan kitabı aldıktan sonra tabii ki şu gözlemleniyor. Çocuk daha çok severek bakıyor, daha çok severek ilgileniyor. Tabii bunu da göz önüne almak zorundayız seçim yaparken. Bunun yanı sıra da ebeveynler ve eğitimciler olarak da gerçekten nitelikli olan, çocuğa doğru mesajlar veren kitapları da tercih etmemiz gerekiyor. Çocuğun seçtiği, tercih ettiği, beğendiği kitap evet ama bunun yanı sıra kesinlikle ebeveynler ve öğretmenlerin, eğitimcilerin nitelikli kitapları seçmesi çok daha çocuklarımız için başarılı sonuçlar gösteriyor. Bir kere kitap sevdirmiş oluyoruz çocuklarımıza. Kitap sevgisi 0-6 yaştan itibaren başlıyor. Bundan sonra anne sevmiyorsa, okumuyorsa artık hani 7 yaş çok geç sloganı vardır ya, vardı önceden biliyorsunuz. Yani onun gibi gerçekten o çocuk sevmiyorsa sevmiyor. Bir anneye babaya bakmak lazım. Gerçekten kitap okuyor mu? Hep böyle ya kızıyorlar çocuklara. Ben bunu çok yaşıyorum, gözlüyoruz hepimiz. Çocuğum kitap okumuyor, çocuğum kitap sevmiyor. Peki sen okuyor musun? Sen örnek model oldun mu bu çocuğa? Önce bir kendimize de bakmak gerekiyor gerçekten. Benim nacizane fikrim bu. Bir de ben arkadaşlar da mutlaka yapıyordur ama mutlaka sınıfta öğrencilerimle bir tane kitap getiririz ve tartışırız. Bu olumlu sonuçlarını ben yaşadım öğrencilerimde, lise öğrencileri olmasına rağmen. Hepsi kitap çok seviyor. Mesela Sarra Şahin Kanat, hepimiz çok hassasıyız. Okul öncesi kitaplarında özellikle biliyorsunuzdur. Evet. Yine en son Judy'nin Bir Masal İyi Gelir kitabı lise öğrencilerimle okuyup tartışıyoruz. Çok güzel mesajlar veriyor. Kalbine bakma köşesini dört gözle bekliyorlar. Uzaktan eğitimde de dersimin sonunda şunu yapıyordum. Hangi sayfayı söyleyin? Hadi bir sayfa söyleyin. O sayfayı açıp okup onun sonunda gelen mesajı tartışıyorduk. Güzel oluyor. Bunlar çocukların
birazcık daha kitaplara olan bakış açısını değiştiriyor gerçekten. Böyle böyle ben birkaç tane öğrencime kitap sevgisi aşıladığımı düşünüyorum. Kazandık birkaç tane harici. Hepsi de kız öğrencisi. İleride anne demek. Birkaç öğrenci kazanmamız kâr diye bakıyorum. Çocuklar için de öyle. Nacizane fikirlerim şimdi bu kadar. Çok da uzatmak istemiyorum. Çok söylenecek şey var bu konuda. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Burada şöyle şuna değindiniz. Doğru mesaj dediniz. Doğru mesajlar veren kitaplar. Yani o konuda bir problemim yok. Ama ben şundan şikayetçiyim. Yani mesajı verirken şöyle bir şey. Hani okuduk kitabı. İşte hadi bakalım bu kitabı okuduk. Şu andan itibaren kadın hakları savunucusu oldum ben hocam diye bir şey yok. Ama onun mesajı şunu söylemek istiyorum. Yani çocuğa böyle kör göze parmak, işte doğayı korumalıyız gibi değil de o mesajı biraz daha böyle yani şöyle biz hani bu okuduğumuz parçanın ana konusu nedir derken sürekli çocuklara edebiyattan alınan hazzı, çünkü edebiyat bir haz olayıdır. O süreçten alınan keyfi, yani yıllarca biz ana konu nedir, ana tema nedir diye çocuklara kaçırttık diye düşünüyorum. Ben dediğim gibi hani alan dışındayım, yanlış düşünüyor olabilirim, bunu yapmak gerekiyor olabilir. Ben edebiyat seven biri olarak sürekli ana tema nedir, bu, ne anlatmak istemiş derken asıl süreçten süreci kaçırdı çocuklar. Ana temaya ulaştı, bitti olay. Yani ben şunu savunuyorum. Yani böyle tatsız tuzsuz yalan bir şey olmasın. Yani çocuk alır, algılar, süslü cümleler, ya işte basit olsun, direkt versin derken edebiyatın asıl estetik amacından kaçtık. Yani ha çocuk bunu estetik bulur mu? Bulmaz, fark etmez. Ama içinde varsa onu tutar, kapar. Yani şiirsel bir dil olur, görselle tabii ki desteklenecek. O ayrı bir konu, ona zaten ilerleyen atölyelerde geleceğiz. Öyle düşünüyorum. Yoksa tabii ki doğru mesaj versin, savaşı öğretmesin ya da başka bir şey vermesin. Şu var, masallar hakkında daha sonra yazma atölyesinde bahsedecektim. Biraz bu geleneksel klasik masallardan bahsetmişti hocam. Zaten o masalların çıkış noktası çocuklar için değil. Artık bunu hepimiz biliyor muyuz bilmiyorum ama bahsedebiliriz biraz. Yani işte klasik kırmızı başlıklı kız masalı vesaire dedik. Zaten onlar büyüklerin masalı. Zaten antik çağlarda çocuk 7 yaşa kadar. Çocuk 7 yaşından sonra artık yetişkin birey kabul ediliyor. Ve 7 yaştan sonra artık o çembere dahil olup anlatılan hikayeleri dinleyebilir duruma geliyor. O hikayelerde hani çocuğa görelik dediğimiz o edebiyatta ya da çocuğa uygunluk, yaş grubuna uygunluk diye bir fark gözetmiyor. Yani bu hikayeler biliyoruz ki orijinallerini, yani Deniz Kızı olsun, Cinderella olsun, hiçbir çocuğa uygun değil. Biraz önce Ömer Seyfettin örneğinde olduğu gibi çocuğa uygunluk zaten, yani ben onu kastetmiyorum hani çocuğa edebiyat ayrımı olmamalı, yaş grubu olmamalı derken. Zaten bunlar evriliyor ya da okurken okul öncesi çağda ben de bazen değiştiriyorum hoşuma gitmeyen yerleri. Yani mesela sorduğum zaman çocuğuma kırmızı başlıklı kız hikayesinde kurdun cinsiyeti nedir sence diye sorduğum zaman erkektir cevabını alıyorum mesela ben. Sence kurt kız mıdır erkek midir dedim de erkektir cevabını alıyorum. Yani o masallarını zaten biliyoruz içeriklerinin. Hani çocuğa görelik durumunda ne noktada olduğunu. Yazanlar var hocam ama bakalım mı? En mesaj son hocamız dünyada en sevilen kitaplar, mesaj kaygısı olmayan kesinlikle kitaplar diye paylaşmış. Feridun Oral'dan bahsetmişler favori olarak. Aynen. Korkar Kırmızı Başlıklı Kız'dan kitabını paylaşmış Gülzade hocamız. Bu da alternatif masaldı. Bir kurt yavrusunun kötü kurt imajını iyi kurt imajına çevirmeye çalıştı. Çok da hoş yine bir kitap. Sarra Hanım'ın harika kitaplarından Sarra evet. Şenkanat'ın. Evet, çok güzel bir kitaptır. Şu anda da bizde mesela Anadolu Masalları da var. Masalı orijinal şekliyle yayınlamamaya çalışıyoruz. Çok fazla revizyondan geçiyor. Tabii ki masalda biraz daha farklı kaygılar da var. Ama çocuk kitabında bunu sözlü kültür zaten yapıyor. Yani gelene evet. kadar kim bilir nelerden geçti. Evet. Şimdi çocuk gibi düşün dedik. Bunu şöyle söyleyeceğim. Yani çocukça değil de yani çocuk gibi.
Yani nasıl olur çocuk gibi. Paulo Coelho'nun bir şey sözü var. Yetişkinlerin çocuklardan öğrenebileceği üç şey diye. Birincisi nedensiz mutlu olmak. Nedensiz yere mutlu olmak. İkincisi her zaman meşgul olabileceğin bir şeyler bulmak. Ve üçüncüsü de yapmak istediğimiz bir şey için mücadele etmek. Sonuna kadar mücadele etmek diyor. Bu üçünü öğrenebiliriz diyor. Ben de genel olarak bundan sonraki atölyelere bir ön hazırlık olsun diye genelleme yapıp işte çocuk nasıl düşünür? Bundan bahsetmek istiyorum biraz. Zamanımız ne durumda var herhalde? Tamam. Öncelikle tamam. İlk madde hepimizin bildiği çocuklar meraklıdır. Ve bir sonra geleni ısrarla merak ederler. Biz ne zaman, neden, niye, nasıl sorularını bıraktık? Mesela büyüdükçe bunlar azalıyor. Ama çocuk meraklıdır. Hani yine bir hikaye oluştururken, bir etkinlik yaparken çocuğun merak duygusuna hitap etmek gerekir. Merak. Bu en önemli özellik. Şimdi bununla ilgili bir küçük bir aktivite yapabiliriz. Siz seçin Nurcan Hocam. İki tane hocamdan rica edeceğim. Hemen galeri moduna alalım. Şöyle enerjisi güzel, hazır nazır bekleyen Tuba Hocam. Aklımdan geçtiniz, el kaldırdınız. Gülsüm Hocam da hazır. Tuba Hocam sizi alalım. Tamam. Tuba Seve Hocam. Seve. Buyurun. Diğeri Gülsüm Hocam. Şimdi Tuba Hocam. Şu andan itibaren 3 yaşındaki Tuba'sın. Gülsüm arkadaşına. Bir soruyla başlayacaksın ama onu bezdirene kadar 3 yaşındaki haliyle. Yani. Tamam. Gülsüm Hocam siz de geçiştirmeden cevaplayacaksınız. 3 yaşında tamam. Bir çocuk. Tabii. Çok yaşadık hocam. Buyurun. Bekliyorum soruları. Gökyüzü neden mavidir? Sesinizi alamıyorum hocam. Tuba ritmini. Gökyüzü neden mavidir? Ama ilişkili, sadece böyle sürekli neden budur neden. Gökyüzü neden mavidir'e verdiği cevapla alakalı bir neden sorusu soruyorsunuz. Gökyüzü neden mavidir diyorsun hocam? Buna bağlantılı cevap bekliyorsunuz değil mi? Bir ebeveyn olarak mı cevap vermeyi bekliyorsunuz? Gülsüm hocam gökyüzü neden mavidir? Soru gökyüzü 3 yaşında çocuğumuz soru. Neden mavidir? Gökyüzü neden mavidir? Güzel soru. Bir kere çok güzel bir soru. Gerçekten Tuba hocam. Onu tebrik ederim. Hiç düşünmedim belki diye cevap verebilirim. Ya da gökyüzü neden mavi? Gökyüzü olduğu için diye kestirip atmak zorunda değilim ama gökyüzü olduğu için diyebiliriz. Yani yaş grubu da çok önemli ama aslında. Hocam sıkıştır. 3 yaşındaydı değil mi? Evet 3-4. Gökyüzü neden mavi? Gökyüzü çünkü gökyüzüne baktığımız zaman etraftaki renklerden farkı gördüğün için çok fazla şu anda etrafta mavi yok. Neden baktığında farklı görür? Duymuyorum Tuğba'cığım sizi. Neden etrafa baktığında farklı görür? Çünkü etrafında gördüğün renkler daha farklıdır. Etrafında neleri görer? Etrafında nelerini görüyorsun? Gel beraber bakalım Tuğba'cığım. Mesela etrafında neler görüyorsun? Birlikte bakalım. Sen anlat bana. Ben ne görüyorum? Ben şu evet, an dinliyorum. Bir görüyorum. Masa var, gökyüzü var. Masa var, gökyüzü var. Gökyüzünün maviliğini görüyorum ve neden mavi diye düşünüyorum. Gökyüzü neden mavi diye düşünüyorsun? İstersen bununla ilgili çok güzel kitaplar ve bazı programlar var. Açalım beraber dinleyelim ve izleyelim. Ya da istersen birlikte bir kitap evine gidebiliriz. Gökyüzün neden mavi ile ilgili güzel kitaplar olduğunu inanıyorum. Birlikte bakıp inceleyebiliriz seninle. Ne dersin? Olur. Hangi kitapçıya gideceğiz? Hangi kitapçıya gitmek istersin? Hangi kitapçıyı mesela istersin? Seninle her zaman gittiğimiz Penguin'e mi gidelim? Diyanar'a mı gidelim? Nezihe mi gidelim? Nereye gitmek istersin? Gülsüm Hocam hangi marka vermeyelim? Dondurma yemeğe gitmek istersiniz Tuba dondurma. Hocam. Dondurma. Şimdi şöyle bir şey araya giriyorum özür dilerim. Bu etkinlik Tuba Hocam'ın asıl etkinliğiydi. Tuba Hocam biraz çocuk gibi çok fazla düşünemedik. Kaldık tıkandık. Gülsüm Hocam da maşallah güzel yönetti. Ama emin olun ki bir çocuk olsaydı bu kadar kolay ikna olmayacaktı.
Biraz dikkatini de dağıtabiliriz. Çok da fazla evet, yoğunlaşınca evet. Konuya biliyorsunuz. Dikkat dağıtma biraz çözüm olabiliyor. Evet, ya da gerçekten bilmiyorsak da bilmiyoruz. Ya soru. Yani sorsun bilmiyorsak soru, da bilmeyebiliriz aynen. Değil mi? Bir öğretmen olarak da mesela ben anaokulunda çalışırken de kendi çocuklarımda da gördüm. Gerçekten yani aklıma gelmeyecek ve bilmediğim sorularla karşılaştım. O zaman bilmiyorum demek çocuğun gözünde sizi yani küçültmüyor ya da bu hiçbir şey bilmiyor çok olmuyor. Çok uzun hastalığı ha. Valla gerçekten çok güzel bir noktaya değindiniz. Yani bilmiyorum demek. Ben hep bunu dedim. Hadi gel birlikte bakalım ya da eğer okuyup yazıyorsa oğluma da çocuklarıma da dedim. Yani bir bak bana da öğret. Ben mesela bu sorduğun soruyu hiç düşünmemiştim gerçekten. Hadi gel birlikte bunu öğrenelim. Bu noktada şu da çok güzel paslayıcı bir ifade oluyor. Sence neden diye sorduğumuzda aslında karşı tarafın hem düşünmesini sağlıyoruz hem de bizim o bilmeme durumunu da örtbas etmiş. Bilmiyorum ama araştırabilirim. Evet, kesin bir kitapta yazıyordur bu. Beraber kitaba bakabiliriz. Aslında hani yine amacımız hani çocuğa kitapları sevdirmek, oraya yöneltmek ya. Tabii. Bu cevabını bulabiliriz. Evet, hocam biz üniversitedeyken hocamız işte staja falan gideceğiz. Hatta bu konuyla ilgili bir şey gündeme gelmişti. Çocuklardan bir tanesi telefonun mucidini sormuşlardı. Ve hangi tarihte icat edildiğini Alexander Graham Bell hatırıma geldi. Ama hangi tarihte icat edildiği ile ilgili bilgi aklımda değil o anda. Şimdi tabii şöyle bir taktik geliştirmiştik o zaman. Arkadaşınız dedik ki çok güzel bir konuya temas etti. Bakın ne kadar güzel bir soru sordu. Ama bunu hep birlikte araştıralım. Ben de araştırayım, siz de araştırın. Yarın bu konuyla ilgili konuşmaya ne dersiniz? O çocuklar böyle hurra tamam şimdi bir şeyi de yakaladılar ya. Şimdi aslında o dediğiniz doğru. Yani şimdi o kadar dünyadaki bilginin şeyi o kadar fazla ki yani zaten bir insanın normal olarak dünyadaki her şeyi bilebilmesi ne imkan ve olanak yok. Bir de o yaş çocuğuna da bunu anlatabilmek gerekiyor. Mesela gökyüzü mavidir sorusunu ben açıkçası şimdi aldım. Şimdi uzaktan eğitim veriyorum. Uzaktan eğitimde kendi öğrencilerime ben sınıf öğretmeniyim. Öğrencilere soracağım. Diyeceğim ki katıldığım bir eğitimde böyle bir soru geldi diyeceğim. Gökyüzü neden mavidir? Çocukların düşünceleri neler bakalım? Çocuklar düşüncelerini chatten yazın diyeceğim ya da alacağım onları, not haline getireceğim. Şimdi o çocuk gözüyle bakalım onların düşünceleri ne? Onlar gökyüzünün neden mavi olduğuyla ilgili o anda bir beyin fırtınası yaptıklarında biz bunu gerçekten o şeyin içerisinden birçok düşünce ortaya çıkabiliyor. Çok farklı fikirler yürütebiliyorlar. Kendi işlerinde işte o arkadaşım öyle düşünüyor ama acaba böyle de olabilir mi? İşte şimdi, benim değindiğim noktada bu zaten biz neden soru sormayı bıraktık. Şimdi bu etkinliği yapma amacımız çocuğa ne cevap vereceğimiz ya da çocuğu nasıl hani zaman kazanacağımızdan ziyade biz neden sormuyoruz gökyüzü neden mavidir diye? Niye merak etmiyoruz? Neden bırakıyoruz? Bu noktada üstüm ben hocam, parantez açabilir miyim? Çok özür dilerim. Böldüm mü bilmiyorum ama. Yok hocam. Şimdi, bu sence nasıl sorusuna bize yöneltildiği zaman bazen şu cevap verdiğimizde de verildiğinde ne kadar verilen cevap ne kadar saçma. Sence bu böyle bir şey olabilir mi? Yani sence gökyüzünün mavi olmuş olması bu açıklamalarınla çok mu doğru? Yani ne kadar saçma düşünüyorsun ya da ne kadar gereksiz düşünüyorsun? Yani ne kadar çok affedersin ne kadar aptalca şu anda söylediğin açıklamalar gibi gibi. Yani verilen cevaplarla da bazen yani kendimizi yani ezik ya da kendinizi o toplulukta verdiğiniz cevaplar belki çok yaratıcı ya da çok hani bilimsel olmayabilir ama karşı taraftan gelen cevaplar doğrultusunda bir daha hani güven kaybı deniyor ya da düşünme. O parmak kaldırmanından sonra sönmesi, çocuğun bu darmışı cevaplarının yüceltilmeden evet olabilir haklısın bu da bir düşünce deyip saygı duymadan küçük görülmesi, alay edilmesi, eleştirilmesi evet. De maalesef bizi bu duruma düşürmüş olabilir ki bazen bunu yaşıyoruz maalesef biz kendimiz de yaşıyoruz. Şunu yapıyoruz çocuklara soru sormayı bırak ve artık büyü. Ha yeter artık yani. Yani. Evet onlardan yetişkin davranışı bekliyoruz. Aynen. Ama işte yine biraz önceki mevzuya dönecek. Tamam sümük yemek değil belki ama hani çocuk olduğumuzu unutmamak. Onlar hiç yetişkin olmadı. Yetişkinliğin nasıl bir şey olduğunu bilmiyorlar. Ama biz çocuk olmanın nasıl bir şey olduğunu hala hatırlayabiliriz. Kesinlikle. Şimdi ikinci maddeye geçiyorum. Çocuklar objektiftirler. Objektif net. Bizim burada bir market var ileride. Biz sık sık oraya gidiyoruz. Orada da bir
genç bir delikanlı çalışıyor. Sesi çok ince. Her gittiğimizde de oğlum ona çok dikkat ediyor. Anne, beni böyle dürtüyor. Oğlum, ya ben bunu hani şöyle bir şey, çocuğa biraz önce dedim ya, bir şey öğretemeyiz biz aslında. Bunu çocuk zamanla edinir. Bunu anlatıyorum. Oğlum bak, olmaz. Böyle dememen lazım. Çıkalım sonra konuşuruz. Her gittiğimizde anne, anne. Ya çocuk objektif yani. Orada ince bir ses var ve onu söylemek istiyor. Yani onu orada söylemek istiyor. Anne, adamın sesi ne kadar ince. Anne, adamın sesini yine duydun mu? Bunu yapmak istiyor. Çünkü çocuk objektif. Evet, patavatsızlık ayrı bir mevzu. Ama çocuğun dikkati o an ona gidiyor. Her seferinde ne kadar konuşursam konuşayım, çıktıktan sonra, sonrasında, giderken, öncesinde fark etmiyor. O sesi duyduğu an ya en azından bunu yapıyor. Yapıyor. Çocuk çünkü objektif. İnce bir ses var. Şimdi yine bir etkinlik yapalım. Ayşe Günsel hocam. Bu sefer ben seçiyorum. Ve Buse hocam. Sesini kıssan anne. O ne bitirdi bu ortam. Bir saniye. Bir dakika. Anne tamam. Müsait değilseniz. Yok yok, müsaitiz hocam. Tamam. Buyurun. Merhabalar. Merhaba. Şöyle yapalım şimdi. Tabii ki birbirimizi kırmadan, patavatsız olmadan dedim. Buse arkadaşım. Şimdi sen 4 yaşındasın. Öyle söyleyeyim. Tamam. Hadi bize Ayşe Günsel hocanı anlatsana, nasıl birisi orada? Bilmem. Annesine kötü davranıyor. Onu sürekli azarlıyor. Onun dışında aslında eğlenceli biri. Onu seviyorum. Bazen onunla olmayı seviyorum. Ama bazen oyuncaklarım elimden aldığı için hoşlanmıyorum. Ama sevdiğim biri. Bu kadar. Dış özelliklerinden de bahsettim mi? Bahsedebilirsiniz. Gözlük yani. Takıyor. Onun gözlüklerinin çerçevesi çok güzel. Yüzüne çok yakışmıştı. Onun dışında benimle aynı uzunlukta. Ve çok güzel pembe spor ayakkabıları var mesela. Bende de olsaydı keşke. Gibi gibi. Tıkanıyoruz değil mi? Bir noktadan sonra. Evet. Ama çocuk olsa çok daha... Hatta acımasız olabilirdi Ayşe Günsel hocam. Şanslısınız Buse hocam. Derdi yani çocuklar, biliyorsunuz. Söylerler. Evet, yaparlar. Aynen işte geçenlerde bir video görmüştüm. İşte kadın soruyor adama. Diyor ki hani kilo alsam da şişmanlasam da beni sevmeye devam edecek misin? Adam diyor ki tabii ki. Çocuk arkadan bağırıyor. Anne sen zaten şişmansın. Çünkü onun için şişman olmak, zayıf olmak, iyi, kötü aslında o kadar da oturmamış durumda. O yüzden objektifler. Yaratıcı olduklarını zaten biliyoruz. Hayalperesttirler, hayal eder ve ne olacağına dair bin tane fikir üretirler bir masalla ilgili. O yüzden şöyle yapabiliriz. Bir kitap üzerinden çalışalım. Mesela... Kitabın kapağını gösteriyorum. Bana Pınar hocam siz yardımcı olur musunuz? Evet, küçük Pınar. Sence kitabın içinde nasıl ismi Karabaş'mış? Böyle de bir ev var. Hadi bana biraz anlat. Ne anlatıyor olabilir bu kitap? Biliyor musunuz hocam kitabı? Daha önce okudunuz mu? Yok hayır hocam, bilmiyorum. Daha önce de hiç okumadım. Tamam. Bence kitabın içerisinde bir evle geçen ilgili, evle geçiyor. Etrafında evet. Ağaçlar olduğuna göre bu ev bir ormanın içerisinde olabilir. Karabaş bana bir köpeği genelde çağrıştırıyor. Muhtemelen Karabaş diye bir köpek hocam, var. Hocam çok özür diliyorum. Şimdi biraz daha çocuk gibi düşünerek. Köpek çocuk ismi çağrıştırıyor gibi. Değil. Biraz daha çocuk oluyorsunuz. Dönün geriye. 4-5 yaş, 6 yaş. Bence bu kitabın içinde ne anlatılıyor Pınar? Ne olabilir? Ben de öyle sorayım. Öğretmenim bence bir evde bir evle ilgili bir şey anlatılıyor. Bence ormanda geçiyor. Çünkü ağaçlar var. Ve biraz korkunç bir yer olabilir. Ya da hayvanlar bu evde yaşıyor olabilirler. Evet. Başka var mı biraz daha hayal etmek istenen? Birbirleriyle. Pardon, bitti zannettim hocam.
Yok hocam, sadece çocuk olup hani onu yorumlayabilmek biraz daha zor oluyor. Ben şu an onu anladım. Yani sınırlı kalıyoruz değil mi? Onlar gibi hayal edemiyoruz. Bunu bir çocuğa göstersek neler söyler? Sarı elbise giymiş der, balıkçı der. Ne bileyim işte, bakar eve kar yağmış der, kardan adam yapacaklar der. Karabaş isminden de bir şeyler bulabilir. Ama söyler, bir sürü şey hayal edebilir. İşte biz tıkanıyoruz. Biz çok fazla onlara yaptırmaya odaklandığımız için bir noktada tıkanıyoruz. Onlar gibi düşünme konusunda gerçekten tıkanıyoruz. Şöyle, illüstrasyonları yani görselliği severler. Bunu tabii bundan sonraki atölyelere ön hazırlık olduğu için sıraladım. Yani resimli kitapları severler. Biz onlara araba süren bir zürafa demek yerine gerçekten araba kullanan bir zürafa resmi gösterdiğimizde daha etkili olacaktır. Onu evet hayal kurabilirler ama görmek, görsellikle pekiştirmek daha da etkili olacak. Şöyle... Hocam el kaldıran bir hocamız var. Sözünüzü valla böleyim. Buyurun hocam. Işıl hocam buyurun. Evet merhaba. Kolay gelsin. Öncelikle çok güzel bir eğitim oluyor. Bizim yetişkinler olarak en büyük hatamız aslında siz yorumlamamızı istemiştiniz ya resmi. Çocuklar kendinden emin. Burada ne görüyorsun deyince burada kesinlikle şu var. Burada bunu anlatıyor öğretmenim. Yani bizim gibi bu olabilir, şu olabilir demiyorlar kesinlikle ve onların dünyası bambaşka. Dediğiniz gibi oradaki resimdeki sarı olan figürü net göremedim ama pembe bir ev var, burada kesinlikle şunlar yaşıyor. Burada orman var diye net bir şekilde bize cevap veriyorlar. Bizimse hemen gördüğümüz olayları kurmaya başlıyoruz kafamızda. Bu olabilir mi, şu olabilir mi derken gerçek hikayeyi her zaman kaçırıyoruz bence. Ben biraz da sanırım hocam çok fazla biz doğru cevap vermeye, doğru şeyi söylemeye odaklanıyoruz. Evet, kesinlikle. Almayı unutuyoruz gerçekten. Yani hayal kurarken de öyle. İşte diyelim ki ben ya dün akşam bu atölyeyle ilgili hayal kurarken birdenbire ne giysem? İşte ruja sürsem mi ya falan. Ama atölyenin içeriğine odaklanmaktan kaçıyorum. Çünkü bizde çok fazla karşının yargısına odaklanma var. Onlar da yok. O yüzden de biraz belki onu da deneyebiliriz. Şimdi şöyle bir şey var. Çocuklar tanımlamaları diyeyim, ilişkilendirmeyi severler. Yani mesela hikayeyi anlatırken. Kitap, yani illa kitabı birebir okumuyoruz. Bazen siz de canlandırıyorsunuz ya da yapıyorsunuz muhtemelen ya da uyduruyorsunuz. Kıvırcık saçlı bir kadın tamlamasındansa saçları makarna gibi kıvır kıvır. Ya da işte ne bileyim öyle bir kabarık ki aslan yelesi gibi. Bu hikayeyi benim annem anlatıyorsaydı papaz gibi ne bunlar git bir tokat ak gibi söylerdi. Ama çocuklar bunu seviyorlar. Yani kıvırcık saçlı bir kadın o kadar da etkili kalmıyor. Ama aslan yelesi gibi kabarık saçları vardı deyince o daha fazla yer ediyor. Şimdi Nurcan hocam bu sefer siz yapacaksınız. Benimle ilgili. Hadi diğer hocalarım olmasın. Ama onlar değil ben uyguluyorum. Hayır. Siz evet yapıyorsunuz. Tamam. Ama tanımlamaları böyle ilişkilendirerek. Tamam. Sizi mi betimliyorum? Evet. Tamam. Ama çocuk gibi. Kırmayacağım. Sakın öyle. Objektif olamayacağım. Objektif olacaksınız. Meraklı olacaksınız. Hayalperest olacaksınız. Bekliyorum. Çocuk gibi. Tamam, çocuk gibi. Ama siz çok spoiler verdiniz hocam. Saçlardan. Ama ben başka bir şeye benzeteyim. Başka bir şeyler de bulur çocuklar muhakkak. Yine onu da kullanın. Başka bir tanımlama kullanın. Tamamdır. Hemen başlıyorum. Şöyle minicik bir 30 saniye düşüneyim. Tamam. Elbisesi çiçek açmış bir kız görüyorum karşımda. Olmadı hocam. Çocuk gibi mi konuşayım? Tabii çocuk, yani tamam. Çocuk gibi tanımlayacaksınız. Onun gibi konuşmayın ama çocuk gibi tanımlayın. Tamam. Çiçekli çiçekli elbise var diyebilirsiniz ama tanımlayacaksınız ne gibi çiçekli. Tamam. Çok özür diliyorum. Çok zor oldu. Tamam söylüyorum ya. Tamam, çocuk gibi söylüyorum olabildiğince.
Elbisesi bahar çiçekleri açmış bir ağaç gibi bir kız var karşımda. Saçları da kocaman kabarık. Sanki o da o bahar çiçeklerinin yanındaki büyük meşe ağacı gibi. Çiçekleri yemeye gelmiş. Ya hocam şimdi çocuk diyoruz, koyun. Koyun mu? Meşe ağacı olmaz yani. Hocam evet. Kimliğimizi kenara koyamıyorum. Şimdi koyun gibi. İşte evet. Bunları biraz kırmamız lazım. Çok güzel lazım. Deneyim ama teşekkür ediyorum. Olur bilmiyorum. Rica ederim. Şimdi diğeri çocuklar sıfatları severler. Ne olduğunu bilmeseler de sıfatların severler. Bu tanımlamayla ilişkili olduğu için arka arkaya koydum. Şöyle mesela işte koskocaman bir dev gelmiş yerine. Bir dudağı yerde, bir dudağı gökte, yürüyünce yeri inleten. Yani siz daha iyi biliyorsunuz. Ama bu sıfatları seviyorlar. Bunları kullanmamız gerekiyor. Yani mesela Gülcan Hocam, bu sabahki kahvaltınızı bize şöyle güzel sıfatlarla, çocuk gibi ama. Nar gibi kızarmış ekmek istedim annemden. Yaktı getirdi. Sonra dedi ki bana akşama sana mis gibi bir kokan bir tavuk yapacağım. Ama babam daha güzel yapıyor aslında. Getiriyor böyle kömür olmuş halde. Ne yapayım ben onu? Söyleyemiyorum. Yok yok söylemiyorum anneme. Üzülmesin diye. Ama o da bana muzlu sütü çok güzel yapıyor. Sanki böyle bal damlıyor içinden. Tamam hocam. Güzel. Tamam. Şimdi şöyle bir şey geçelim. Çocuklar şu anda yaşarlar. Yani onlara bir şey anlatırken 3 yıl sonra dediğiniz zaman 10 yıl sonra yok ama büyüyüp kocaman bir adam olmuş gibi anlattığınızda işte yıllar yıllar sonra dediğinizde de Gülsüm Hocam çıkıyor galiba. Çok memnun oldum hocam. Hocam ne olur kusura bakmayın. Yani şu an kadar düşünür açıkçası sürpriz de oldu bugün bana. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiler yolluyorum hepinize. Diğer semineri heyecanla bekliyorum. Kaçırmayacağım inşallah devamını. İnşallah hocam görüşürüz. İyi günler diliyorum. Teşekkürler hepinize. Yani çocukların odağı onlara bir şey anlatırken şu andır. Şu anda yaşamayı bizim de başarabilmemiz lazım. Biliyorum çok zor. Ama bazen arada şu ana odaklanmayı başarabilmemiz lazım. Yani 3 gün sonra, 5 gün önce genelde şöyle oluyor. Herhalde 30 yaşına kadar hep sonraya, 30 yaşından sonra da hep önceye şöyle olmuştu, böyle olmuştu demeye başlıyoruz. Galiba o bir 30 bir sınır. Öyleymiş ben de. 30'u geçtikten sonra anladım. Hiç ihtimal vermiyordum ama öyleymiş. Şöyle çocuklar çok güçlü duygulara sahiptir. Bunu zaten biliyoruz, söyledik. Bununla ilgili de bir şey yapalım. Görkem Hocam, siz yardımcı olur musunuz? Tamam. Tabii ki. Küçük Görkem, dondurma külahın yere düştü. Dondurma külahın yere düştü. Bir çocuk olarak yaşayacağın duyguyu bize aktarmanı istiyorum. Ne yaparsın mesela? Önce yiyormuş gibi yapıp hani böyle drama tarzında mı? Drama da olur. Çok süper olur hatta olursa. Bayılırım. Çok komik olacak ama. Çok güzel tadı bunun. Abi! Yani böyle ağlamak isterim, şey yaparım ama çok ses. Yerlere yatarlar değil mi ağlarken? Yani yatarım, şey yapardım ama daha fazla. Çırpınırlar değil mi? Yerlere evet. Yatarlar. Ben gülerken anneme söylerim direkt büyük ihtimalle o zaman, o süreçte. Önce sanki onun suçuymuş gibi böyle bağırarak anne dondurmam yere düştü diye. Ondan sonra o bir şey yapamadığı zaman. Her şeyi annelere, tabii annelere koşun tabii. Ama onlar gerçekten duyguyu yaşıyorlar. Ağlarken yere yatıyorlar, gülerken ortalığı ayağa kaldırıyorlar ve iyi hikayeler duyduklarında da gerçekten duygulanıyorlar. Biz her ne kadar buna ihtimal vermesek de.
yine çocuk gibi düşünürken çocuk gibi hissetmeyi de arada hatırlayabiliriz. Çünkü biz duygularımızı o kadar çok fazla saklıyoruz ki artık. Yani suç gibi bir şey oldu hakikaten duygularını yaşamak ya da duygularını gerçek anlamda göstermek. Saklıyoruz. Bazen arada duygularımızı yaşamak, ne bileyim, bağırarak, belki yerlere yatarak ağlamak lazım. En son ne zaman? Nurcan Hocam, en son ne zaman yere yatarak ağladınız böyle bağıra çağıra? Ben hatırlamıyorum. Ben hatırlıyorum hocam. Çok yakın zamanda iş stresinden dolayı artık yeter diye. Yattınız mı yerlere? Yani yerlere yatmadım ama böyle kapandığımı çok net biliyorum. Gerçekten çocuk gibi en son şöyle eğlendim diye bahsedebilecek var mı? Ama gerçekten. Çocukluk haline. Gülcan Hocam. Kızarmış oldu mu? Hocam bugün çok hastayım ama enerjiniz beni kendime getirdi. Çok teşekkür ediyorum. Söz aldım. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sanat terapi eğitmeniyim ben aynı zamanda. Yetişkinlerle de çalışıyorum. Ve sanatla dışa vurum çalışmalarımızda şunu görüyorum. İlk 2 ya da 3 hafta yetişkinler, sizlerin de az önce bahsettiği gibi, kesinlikle az önce benim de uygulamada yaptığım gibi kendimize ket vuruyoruz ve mantıklı düşünmeye, yörüngeye oturtmaya çalışıyoruz. O da bizi duygularımızla zaten yıllar, yani çocukluğumuz, dönemimiz geçtiğinden beri yıllardır bunu yaptığımız için beyin alışmış olduğundan o ket vurma bize doğal geliyor. Ne zaman ki içimizdeki çocukla buluşmaya başlıyoruz, önce ağlama şeklinde kendini gösteriyor. Tüh, yıllarım gitti, yıllarım gitti şeklinde. Daha sonra da kahkahalarla, ben çalıştığımız arkadaşlarla da bunu görüyorum, öğretmen arkadaşlarla da. Ne zaman ki içimizdeki çocukla gerçekten samimi ortamda buluşuyoruz, önce grup aracılığıyla sonra kendi kendimize, kahkahalarla gülüyoruz. Her atölyenin 4. 5. dönemlerinde gruptaki herkes, ben de lider olarak hep onlarla ait hissediyorum genelde. Yani öyle onların duygusunu gözlemler değil de içten o oyunlarda karıştırdığımızda birlikte gülüyoruz. Kahveyle dans ettiğimizde birlikte gülüyoruz ve aynı süreci yaşıyorum. Ama şöyle bir şey oluyor. Atölyedeki kahkahayla güldüğümüz oranda bir saat sonra odadaki gerçek yaşama döndüğünde o mod kayboluyor. İşte yıllar üzerimize bunu örtmüş. Her hafta bir kere gülüyorum ama o atölye aracı olmasa ne zaman gülerim derseniz, çocuklarla birlikteyken gülüyorum. Okul yeni açıldı, şimdi yine gülüyoruz. O da bir şartlanmışlık diye düşünüyorum aslında. Yani niye durup dururken gülmeyiz de ille ya öğrencilerimizle güleriz, ya çocuklarımızla güleriz, ya da eğitim ortamlarında. Ama ben bu aracılar sebebiyle bol gülüyorum kahkahalarla. Hatta bazen böyle duramayan, yüz kaslarımızı yoran kahkahalarla. Teşekkür ederim. Ben şöyle bir şey, daha doğrusu hani çocuğunuz 11 yaşına kadar mıydı, size bir eleştiri yöneltiyorsa ona kulak verin diye bir söz duymuştum. Nereden duydum bilmiyorum. Geçenlerde işte komik bir program izliyoruz çocukla birlikte. Komik bir program izliyorum, komik. Ama oğlum bana şöyle bir şey sordu. Anne sen hiç gülmüyorsun, niye gülmüyorsun? Komik değil mi? Komik aslında, evet. Ve ben gülmediğimin farkında değilim. O bana o an komik geliyor ama artık kafada başka düşünceler mi var? Ya da gerçek manada o an, işte diyorum ya, farkında değiliz aslında gülmediğimizin. Komik gülüyorum aslında oğlum diyorum. Yok gülmüyorsun. Yani bekliyor ki kahkahalar atayım. Gerçekten duygumu gerçekten olması gerektiği gibi. Şimdi komik bir şey varsa gülünür. Kötü bir şey varsa ağlanır. Biz Zeytin ne zaman? Zeytin Hocam, görmezsen bir şey sorabilir miyim? Örneğin hocam, buyurun. Gülmediğimi fark ediyorum ama bunu dediniz ya. Pardon, katarsis durumu yaşıyor musunuz? Hani özdeş görüp de filmlerde ağlama seanslarını ya da arkadaşlar. Onunla mı yaşamıyorsunuz? Muhtemelen kafamda bir şey vardı, o yüzden hani şeydi. Yok, ağlarım da. Genel anlamda. Yok, genel anlamda çok gülerim de çok ağlarım da, yani öyle bir şeyim yok, sıkıntım yok. O an mesela dalgındım herhalde ya da bir şey vardı kafamda. Ya komik ama böyle çok da belki de o kadar da fazla komik gelmediği için "Aa!" diye gülmedim. Ama hani çocuk için o an komik bir şey izleniyor ve gülünmesi gerekiyorsa gülünmeli. Hani çocuk yönlü baktığımız zaman güleceğiz yani. Ama biz bunu bazen yapmıyoruz, komik falan deyip de geçiyoruz. Bir diğer maddeye geçelim isterseniz. Çocuklar optimisttirler. Yani olumlu, mutlu sonları severler.
güzel sonuca ulaşmayı severler. Yani bir şey kötü bitiyorsa çok hoşlarına gitmez. Yine bu duygularla alakalı belki. Ve kısa süreli dikkatleri vardır diğer bir madde. O yüzden resimli kitaplar daha etkili. Dikkatleri kısa sürede dağıldığı için, uzun süreli odaklanamadıkları için. Uzun süreli odağı nasıl tutabiliriz? Bununla ilgili de bir küçük egzersiz yapalım. Kim yardımcı olsun? Nurcan Hocam, siz seçin. Hemen bakalım hocam. Galeri modundan, şöyle müsait olanlardan. Elif Kocapınar hocam, müsait misiniz? Tamam. Tamam, bir kişi daha. Tamam, hemen bakalım. Ve. Bahar hocam, Bahar Değer hocam, müsait misiniz? İçimden geçti, parmak kaldırmadım ama içimden geçti. Tamam, doğru tercih tamam. O halde. Buyurunuz. Merhaba. Tamam, Bahar hocam, siz de çocuk enerjisini aldım. Siz çocuk olursunuz. Tamam. Elif hocam, siz de Bahar hocama bugün bu atölyeye gelip katılma olayınızı, hadisenizi anlatacaksınız. Ama Bahar hocam çocuk gibi. Dikkatiniz dağılacak. Ya her oradaki kelimeden başka bir konuya ya da tabii çok böyle hani engellemeden çocuk gibi. Elif hocam anlatmaya başlayın. Siz atölyeye nasıl katıldınız, nasıl karar verdiniz ya da nasıl geldiniz o hadiseyi anlatırken. Bahar hocam siz de çocuğusunuz, dinliyorsunuz. Tamam. Bahar merhaba. Ben bugün çok yoruldum, çok yorgun bir günümdü. Her şeye koşturmak zorundaydım, sürekli bir şeyleri kontrol ediyordum. Bir anda mail kutuma baktım, mailde bir sürü şey var ve Nurcan hocanın ismini gördüm. Dedim ki, bir şey söyleyeceğim, bugün okulda ne oldu biliyor musun ya, benim de bir arkadaşım çantama bir şey atmıştı, sen kutu deyince aklıma geldi. Mail kutusu nedir biliyor musun? Böyle bir kutu. Bizim sınıfta da böyle bir kutu var. Arkadaşım o kutunun içine bir şey attı. Sen söyleyince aklıma geldi. Aha, o da ona benziyor zaten. Birisi bir şey atıyor, sen de onu okuyorsun. Hı-hı. Ya ben onu görünce şaşırdım, ne oluyor dedim. Sonra baktım, katıldığımı öğrendim. Ve saat 14.30 diyor. Şok oldum, çok şaşırdım. Nasıl yetişeceğim? Okuldan çocuğumu göreceğim. Ama hiç şaşırmış gibi durmuyorsun ki. Şu anda... Biliyorsun şimdi. Ya kahvemi içtim, karnım da biraz doydu. O yüzden biraz rahatladım, kendime geldim. Ay karnım doydu derken benim karnım acıktı. Beni AVM'ye götürür müsün? Benim hamburger ve patates kızartması istiyor. Oo, çok yorgunum Yahar ya. Bak çok yoruldum gerçekten, çok yorgunum. Bak, böyle oh, ben de çok yoruldum. Öğretmenim o kadar çok etkinlik yaptırdı ki. İstersen başka bir zaman götürebilirim ama imkanım olursa söz veremiyorum. Ben şimdi gitmek istiyorum ama. Şimdi çok açım ve hamburger patates kızartması yemek istiyorum. Tamam, programa bakalım. Senin de uygun olduğun bir saate ayarlayalım. Dikkat dağılma konusunu aşarak odaklanma konusuna geçtiniz. Odaklandı artık çocuk, tamam. Önceki mevzu dikkatinin dağınık olmasıydı ama ipleri eline aldı odaklanarak. Teşekkür ediyorum hocalarım. Yani bu noktada neden sizce çocuklar gibi düşünmeliyiz? Peki bunun bize ne faydası olabilir? Yani kısa süreli dikkatimizin olmasının bize ne faydası olabilir? Görkem hocam, el kaldırdığınız konuyla ilgili başka bir şey mi? Sesiniz kapalı. İçeri çocuklar giriyordu hocam, gelmeyin diye kaldırdın ama söyleyebilirim tamam. De hani dikkatimizin uzun süreli. Yine sesiniz kapandı. Özür dilerim. Bizden saklıyorsunuz bildiklerinizi hocam. Aynen böyle fazla böyle celallemen çok şey yapan. Benim dikkatim maalesef bir yere takıldığında çok uzun süre orada kalan. Yani genelde bayanların hepsinde vardır ama yıllar öncesini dakika saniyesine kadar hatırlamak. Ama ben böyle özellikle kötü şeyleri karşı taraftakine kullanacağım zaman çok daha böyle iğneliydi şeyler şeklinde hatırlıyorum. Ama bu şekilde olmadığında belki hayat daha rahat, hani daha umursamaz. Çocuklar mesela hani bir önce kavga ederler, laf söylerler, öyle yaparlar, böyle yaparlar, arkasını döner ve unuturlar ya. Keşke biz de birazcık öyle olabilsek de hayatı daha normal şartlarda daha güzel şekilde yaşasak bir yere takılıp kalmazdık diye düşünmekteyim. Evet, değil mi? Kafamızın içinden konuşmalar oluyor. Bir noktaya. Aynen. Aynı anda maalesef. Aynen.
Bazen arada aynen böyle hızla odak noktamızı değiştirmek de, yani aslında bakarsanız bütün bu sıraladığım şeyler yaratıcılığı geliştiren şeyler. Yani çocuk gibi düşünerek, çocuk gibi davranarak yaratıcılığımızı geliştirecek, bunlar ilerleyen atölyelere de fayda sağlayacak. Bir diğer madde, çocuklar ritimli ve tekrarlı şeyleri severler. Mesela bu işte bir varmış bir yokmuş diyeceğiz. Ya da bu İngilizlerin meşhur fly fly into the sky. Böyle hani uyumlu, kafiyeli, ritimli. Şimdi bu atölyede nasıl bir şey yapabiliriz? Yine bir alıştırma yapalım şimdi söylemişken. Hocam galeri modunu açayım. Tıkır tıkır gibi kim söyledi? Tuba hocam söylemiş. Yani kitaba gönderme için mi yaptı yoksa? Tıkırdı, tıkır. Teşekkür ediyorum Tuba hocam eğer öyleyse. Teşekkür ediyorum. aynen evet öyle. Takır da takır, tukur da tukur gibi. Yani seviyorlar ritimli şeyleri. Şöyle yapalım. Siz çocuksunuz ama. Yine objektif olacaksınız. Save top. Nurcan hocam hadi. Farklı bir kelimeyle mi devam ediyorum? Yani save top'a uyumlu. Save top. Belki atölyeyle ilgili. Düşünelim. Abla bitecek sonra. Varsa yazabilirsiniz. Gelen hemen varsa. Kitap geldi. Güzel. Benim direkt aklıma bu hani küçükken. Ahbap geldi benim ama ahbap. Ahbap da olur. Yani mesela save top. Bugün ne diyeyim, bunu açayım hocam. Kitap. Öyle. Atölyenin sonunda düştük bir tap. Ama olduk hepimiz ahbap gibi. Anlık. Yapalım, bir tane daha yapalım. Mış gibi. Elif hocam hadi. Amella Yugatella diye bir oyun var. Bahar hocam sonra bize anlatın oyunu. Kişniş gibi. Geldik buraya görmüş gibi. Kişniş gibi. Sanki mış gibi atölyesi, mış gibi. Sanki bir faydası olacakmış gibi. Konuştuk bütün gün. Düşündük çocuk gibi. Oo, tamam. Güzel oldu. Teşekkür ediyorum Erkem hocam. Çatır çutur katır kutur seni yeme beni kıtır kıtır. Aynen. Benim de var. Nurcan hocam. Reklam yapabilir miyim? Bir kuble hocam. Gerçekten yaptık zaten reklamı herhalde ama ben de kitapta kullanmıştım. Reklam demeyelim hocam. Paylaşım diyelim daha yerinde olsun. Üstü kapalı. Bahsettik zaten ya hani o yüzden örnek vermek için. Buyurun hocam buyurun. Tamam ben de kullanmıştım kitapta. Ondan bahsetmek istiyorum. Ayşe yine annesi kilim dokurken takır da takır, tukur da tukur sesleri dinlerken uykuya dalıyor. Ve evet gerçekten çocukların o sese dair çok olumlu onu sonra söylediklerini ya da o sesi çıkardıklarının geri dönüşümünü aldım. Ve son olarak şöyle bir şey, bunu burada bahsetmem bilmiyorum doğru olacak mı? Çocuklar, neyse o konuyu geçelim. şöyle bir şey yapalım. Sizden ricam bir gün boyunca ya da yapabiliyorsanız birkaç saat boyunca küçük bir çocukmuş gibi evde davranmanızı istiyorum. Yatakta zıplamanızı, hoşunuza gitmeyen şeylere şikayet etmenizi. Hoşunuza giden şeylere çığlıklar atarak sevinmenizi. Bunu bir denemenizi istiyorum. Şimdi son bir tane daha etkinlik yapalım. Çocukmuş gibi düşünmeyi az çok biraz çocukmuş gibi düşünmeyi öğrendik. Aynen görevimiz küçük bir çocuk olmak. O da olarak hatırlatayım da hocam. Çünkü bir diğer atölyede soracağım. Kimler zıpladı yatakta? Kim ağladı bugün? Soracağım. Şimdi bunu Nurcan hocam sizden yardım isteyeceğim. Sırayla siz söz verin. Herkese katılabilen herkese söz vermek istiyorum. Sorum şu.
bu ne olabilir? Ama lütfen mümkün olduğunca çocukmuş gibi. Nurcan Hocam, siz sırayla söz verin. Ben söylüyorum ilk olarak, bu bir kutudur bence. Ondan bir kurtulalım. O cevaptan bir kurtulalım. Bu bir karton kutudur, koli kutusudur bence. Ayşe Gülsel Hocam, buyurun. Bence korsanların sandığı, hazine sandığı. Mayonesa Hocam, buyurun. Bence düz laptop'tur. Laptop'tur. Aynen. Bahar Hocam, buyurun. Bence o bir kitaptır. Kitaptır. Evet, mümkün. Şu an hocam, buyurun. Konuşamıyorsunuz, tamam. Gülcan Hocam, buyurun. Kamp çadırı. Kamp çadırı. Kamp çadırı. Ceylan Hocam, buyurun. İçinde bir sürü çikolatanın olduğu bir kutudur. Kutu değil. Kutuyu ben söyledim. Ama olabilir. Tamam. Geçelim. Kim olsun? Görkem Hocam, buyurun. Ben de direkt çikolata diye düşündüm. Açıp hani böyle dil, yani kekte. Oo, harika, kocaman. Çikolatalardan. Ejderha ağzı dedi biri. Evet, başka kimi görüyorum? Tuba Hocam, buyurun. Merhabalar hocam, ben de ejderha diyecektim ama ağzından alevler saçan bir ejderha olabilir. Tamam. Elif Hocam, buyurun. Böyle katır kutur, böyle çok sert olunca aklıma şey geldi. Çok büyük bir timsahın bıraktığı bir derisi. Yani masa lambası diyen birini gördüm. Kukla diyen gördüm. Işıl Hocam diyen ya gördüm. Da Işık Hocam. Buyurun. Ben de acıkmış bir timsah diyecektim. Ağzını kocaman açmış. Ama hocam söyledi timsah olduğunu. O timsahın kabuğu dedi. Kabuğu. Öyle mi dedi? Ben acıkmış kocaman ağzını açmış bir timsah gördüm. Tamam. Ejderha ağzı, timsah ağzı. Hocam görüntüsü olan, açık olanların güç olarak. Elif Hocam, buyurun. Bence içine girip gökyüzüne uçabileceğim bir roket olabilir. Harika. Evet, şu an başka el kaldıran da göremiyorum. Elif Hocam el kaldırıyor, o geçti bana. Ha, geçti hocam, söz hakkı kaldı. Yazanlar var. Tabii, okuyabiliriz. Hemen bakalım. Hızlı hızlı okuyayım ben. Çok fazla var. Güzeldi hocam. Kutusu. Bana adresinizi yazın, göndereceğim kutuyu. Ejderha ağzı. Tekerleği çıkarılmış araba. Masa lambası. Kukla. Yelkenli. Fırın. Koltuk. Garaj. Fırın tepsisi. Kapı. İçinde inci olan deniz kabuğu. Harita, han kapısı, çekmece, sandık, kurabiye canavarı, sihirli halı, kelebek, mağara, oyuncak bebeğimin yatağı, uçan halı, sihirli bir şapka, saç şekillendiricisi ve sırada Özlem Hocam. Buyurun, Özlem Yaylıoğlu. Hocam biz harita dedik. Okudum hocam yorumlardan, teşekkür ediyoruz. Tuba Hocam, buyurun. Hocam ben şimdi çocuk gibi düşünüyorum. Bebeğimin evi diyorum. Hani bebeğime ev tasarlayabilirim o kutudan. O nedenle oyuncak bebek evi diyorum. Tamam. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet. Tamam. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim hocam. Tekrar yine sizden yardım isteyeceğim. Kutu ve bir saniye. Önemli. Neler yapabiliriz? Yine sırayla başlayalım. Ben davuluyor, parçalarım diyorum. Bahar Hocam, buyurun. Sorun hocam. Ben de tam ortasından takar, fırfır yapar, döndürürdüm. Aynen. Kaleye bayrak yapardım diyor Sibel Hocamız.
Tuğba hocam buyurun. Uçurtma hocam, ikisini beraber mi kullanmak zorundayız? Tuba hocam uçurtma dedi. Hayır, evet hocam, ikisi birlikte ne yaparız? Ne yaparsın diye soruyorum. Bir kalem bir de kutu var. Mehtap hocam buyurun, görüntünüzü görüyorum. Evet, kayık yapardım ben de. Kayık. Şey, yelkenli gibi. Tamam. Gülcan hocam var mıdır fikriniz? Kalemi gizli harita kutusu yapar, denize atardım. Kutuyu bağdaştıramadım. Kutu da gemi olsun o zaman. İçini ayırdık. Tamam. Görkem hocam var mıdır fikriniz? Şey gelmedi hocam aklıma ya. Hani dondu. Ben direkt bu acıktım herhalde. Böyle direkt sap yapıp hani böyle rengarenk üstünü boyayıp dondurma gibi şey yapardım diye düşündüm. Dondurmada kaldınız hocam siz. Düştü ya dondurma. Dondurma düşünmüş önemli gibi hocam. Hayır, düşünce aklı orada kaldı hocam. Normal. Evet. Trafik lambası. Evet. Buse hocam buyurun. Ben mesela kutuyu kalemle böyle delik delik yapıp stres atardım herhalde. Çocuk. Ha, çocuk açısından mı düşünüyorum? Çocuk gibi düşünüyoruz hocam ya. Ama pardon da çocuk da delerdi muhtemelen. Onu da yaparlar. Stres atmak için yapmazlar. Keyif için derler. Keyif için yaparlar. Ne olacak? Yapar yani. Bir bakar. Deler. Evet şu an. Kameraları açık alanlar. Yani neden sizce ikinci bir nesne gelince azaldı cevaplar? Elif hocam, buyurun hocam. Amacından çok şaşmayacaktır eminim. Onu bir kalem kutusu yapardım. İçine kalemi koyar. Çok amacı uçuk bir şey düşünürsem de. Onu da yaparlar. Uçuk düşünürsem, çocuk gibi düşünürsem ucuna tam kapağın açılma yerine takar. Onu böyle şey bir amaç olarak kullanırdım. Yani onu açma şekli yeri olarak tutardım. Çok ama uçuk bir şey. Gibi. Kaput şey kaputu açar gibi. Hem onun gibi hem de ona evet bir amaç onu bir oraya şöyle değişik bir şekilde. Onu değişik bir şekilde ona monte ederdim evet. Tamam. Işıl hocam buyurun. İsminizi göremediğim için Işıl olduğunuzu tahmin evet ediyorum. Tamam. Evet evet. Doğru hocam. Ben bir uzay mekiği yapardım. Kalemi de anten olarak kullanırdım. Dünyaya mesaj yollardı uzaylılar. Tamam. Güzel. Evet. Çeti sizce neden var mı hocam fikri olan nesne, ikinci bir nesne gelince neden sınırlandı? Var hocam chatten. Biraz daha sınırlandırıldı. İki nesne olunca demiş Sinem hocam. Neden sanırım acaba? Yani çocuklar olsa değil mi? Çocuk gibi tam düşünemiyoruz. En önemli sebep kendimizi sınırlıyoruz. Çocuk olsak nasıl düşünürüz? Ve şurada belki de en büyük sınır şu. Şu an buraya cevap verme zorunluluğunuz olması. Gerçekten oyun oynamak, eğlenmek ve burada hani iki şey var. Ya buldum hadi bununla bir şey yapayım demek olsaydı kesin bulurduk. Sınırlar yaratıcılığı zorlar. Ortaya çıktı bunlar. Değil mi hocam? Aynen. Ayşe Gün... neler neler yaparlar. Ayşe Günsel hocam buyurun. Hocam sesiniz kapalı. Geliyor mu şu anda? Tamam. Hocam nokta gibi düşünebiliriz. Hani tek noktadan bir sürü doğru geçiyor ama iki noktadan tek doğru geçiyor. Onun gibi bir şey oldu bu da yani. İki tane verdiğimizde. Evet, yetişkin gibi düşününce ama hocam değil mi? Evet evet o şekilde oldu. Ben de şu an hani sınırlandırmışım. Ben de sizinle aslında burada bu etkinliği yapıyorum. Benim kızıma verseniz bunu neler yapardı? Yani kızım için her şey oyuncak. Evdeki her şeyle oynayabilir, her şeyi başka bir şey olarak kullanabilir yani. Her şeyi bir başka bir şey olarak görebiliyor. Ama biz onu işte çocukmuş gibi düşünme konusunda ne kadar hatırlayabiliyorsak o kadar bulabiliyoruz. Bahar Hocam bir şey söylemek istiyor galiba. Ben şeyi düşündüm, dedik ya neden sınırlanıyoruz diye. Bence biz büyüklerde beğenilme ve onay görme kaygısı var. Ama çocuklarda bu yok ki, iyi ki de yok. Çünkü sınıfımda yakın zamanda bir hikaye okuduğumda şey diyorlar. Yani sizin sorduğunuz gibi hani o kadar sınırsız düşünme becerileri var ki. Bugün Pezzettino'yu okudum mesela. O kadar farklı cevaplar geldi, o kadar farklı hayaller geldi ki
kitapla beraber onların o uçsuz bucaksız düşüncelerine ulaşabildim. Sizin tam bu anlattığınız şeyle bağlantıyı kurduğum için paylaşmak istedim sizinle. Biz de bir zamanlar küçüktük. Belki onlar gibiydik, şu an hatırlamıyoruz ama büyüdükçe maalesef kaygılarımız, beğenilme duygumuz, bunlar daha çok ön plana çıkıyor ve maalesef bizi sınırlandırıyor. Ama iyi ki okul öncesi öğretmeniyim ben, arkadaşlarım da çoğu öyledir diye düşünüyorum. Çok şanslısınız bence de. Evet. Her gün o enerjiyle sınıfa girmek, onların o güler yüzünü görmek çok keyif veriyor, çok mutluluk veriyor. İyi ki diyorum. Bu arada eğitim de çok güzel, çok teşekkür ederim fırsat bulmuşsunuz. Ben teşekkür ederim. İnşallah daha da güzel olacak. İnşallah diğer ya. Atölyelerimiz biraz daha atölye tadında geçer. Bugün biraz daha bu bile hemen keyifli hocam. Çok keyifli. Hem şöyle bir yüzlerinizi tanımış oldum, hem biraz rahatlamış oldum. Bu benim ilk online atölyem. Hani daha önce yaptık bir şeyler ama online olarak ilkti. Bir de biraz ben hani yazarak size göndersem çok daha rahat edeceğim. Konuşmakta o kadar da iyi değilim. Ama herhalde yavaş yavaş alışırız. Estağfurullah hocam. Şunu ekleyeceğim ben. Atölyeye biz Nurcan hocamla karar verdikten sonra benim aklıma dedim ya, Mış gibi atölyesi yapıyoruz. Bizim Mış gibi diye kitabımız da var. Hepiniz de biliyorsunuz. Sonradan geldi aklıma benim. Dedim kitap var yani, Mış gibi koyduk atölyenin adını. İnşallah sorun olmaz. Yok hocam. Bilgiler zaten ilk çağdan bu yana eviliyor. O yüzden Mış gibi farklı bir elbiseyle süslemiş olduk. Atölyemiz devam edecek kıymetli öğretmenlerimiz. Bu ilk haftamız. 3 haftamız daha var. İlk haftada çocukmuş gibi düşündük. Daha sonrasında yetişkinmiş gibi, değil mi hocam? Devam ediyor. Yazacağız. Yazacağız inşallah. Sonra çizeceğiz. Sonra evet, oynayacağız. Ressammış gibi, bir ressammış gibi çizeceğiz. Evet. Sonra da yaşıyormuş gibi oynayacağız. Ben çok teşekkür ederim katılım olduğu için. Çünkü dediğim gibi ben de hala hani bu yolun yolcusuyum. Öyle söyleyeyim. Öğreniyorum. Sizlerden çok fazla şey öğrendim. Çok teşekkür ediyorum. Çok da memnun oldum. Evet. Biz teşekkür ediyoruz hocam. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenlerimle adına. Birisi bir şey yazdı. Ben yazamam ama çizerim. Yazacağız da çizeceğiz de inşallah. Çizemeyenler de çizecek. Yazamayanlar da yazacak. Evet. Son bir dakikamız hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür kendi hisseme düşen kısmında çocukmuş gibi çok az düşündüğümü, hep yetişkin rolünde olduğumu çok fark ettim. Sık sık fark ediyoruz ama biraz daha dolu dolu bir farkındalık oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli ben hocalarım var mıdır? Katkı sağlamak, soru sormak isteyen. Çok teşekkürler güzel yorumlarınız için de. Elif hocamın yanında birisi var. O bir şey söylemek istiyor. Kaçıyor. Ziyaretçilerimiz var. Evet, yine aynı gün saatte, yine aynı yerde buluşuyoruz. Ben size mail atacağım tekrardan. Linkimiz farklı olacak. 14.30'dan 16'ya kadar. Evet, ben mail atacağım Sibel hocam, diğer hocalarım. Hiç merak etmeyiniz. Evet, mail de gelecek. Hayır, başvuru gerekmeyecek. Zaten atölyeye başvurdunuz. Tek başvuru yeterli. Bundan sonraki haftalarda maille sizi sadece Zoom ve ID şifresi için maille bilgilendireceğim. Aslında Nurcan hocam, Sevdap hocam yorumunu merak ettim. Bunu şimdi burada geçeyim dedi ya. Yöntem ve içerikle mi ilgiliydi, örnek miydi? Merak ettim Sevtap hocam. Çocukların aslında yine özellikleriyle ilgili. Şöyle aslında bir sakıncası yok, hepinizin bildiği bir şey ama bilemedim, biraz çekindim. Hani böyle çocuklar biraz ayıp şeyleri konuşmayı severler, öyle söyleyeyim. Yani mesela işte gaz çıkarmaktan bahseden, işte iş çamaşırından bahseden pilotlarda ya da kendi aralarında espri gibi. Onu bizim hani bizim branş için çok doğal bir şey hocam. Yani biliyorum aslında ama dediğim gibi çok öğretmen platformlarında yer almadığım için emin olamadım. Hani aslında söylemekte bir sıkıntı yok belki ama tam bilemiyorum. İşte kadına bak ya, ne diyor işte, çocuklarda gaz çıkarmaktan bahsediyor ama bununla ilgili kitaplar bile var biliyorsunuz ve çocukların ilgisini çeker. Hani bu konu onların ilgisini çeker. Sadece ona değinecektim. Ama bir an çekindim, öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben çok teşekkür ederim. Hem davetiniz için, hem katılımınız için kıymetli vaktinizi ayırdınız.
Evet, çok memnun oldum. Elif Hocam, hiç sıkıntı olmaz. Chat'ten yazmışsınız. Sıkıntı yok. Çok teşekkür ediyoruz. Zaten önemli olan heybemize kattıklarımız. Bu biraz onun aslında cilvesi. Yoklama, devamlılık. Başkalarının haklarını girmemek adına bunu yapıyoruz. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere o zaman. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın değerli öğretmenlerim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.